Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başkan, başkan. Nasılsınız? İyi. 11 tane yediyseniz sağ olun. Bunda aşı oldu. Başak. Bu da aşı oldu. Geçen ay yapalandım. Rabbinizle Allah'ın talan cismi bağımıza ediyoruz. Amin. Nasıl iyisiniz? Elhamdülillah. Çalışma devam inşallah. İnşallah. İyisiniz. Nasıl işler nasıl? Elhamdülillah. Ben de şükür. Çok şükür. Allah da iyisiniz inşallah. Sizin günüm daha da iyi oldu. Çok iyiyiz. Allah'a şükür. Sen nasıl komşu iyisiniz? Allah razı olsun. Siz yedin inşallah komşu. Hayırlı olsun. Çıkar mısın? Teşekkür ederim. İçer misiniz? Allah razı olsun. Kalabalık da sen yerin. Ne demek ya? Yerin de abi. Allah başkan. Allah razı olsun. Her zaman beklerim. Atam sen. Kolay gelsin. Güzel Park Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Bizioğlu. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Siz rahatsınız. Koyuna çalışıyorum. O yüzden çalışınca bir de biraz daha sıkıntısı var. Allah razı olsun. Fazla taktan diye söylesin. Nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Bu şey çok yaygınlaşmıştı. Bayağı bir biz sebep olmayalım. Sizin işler nasıl? Valla bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama ekmeğimiz çıkıyor, ne şükürler olsun. Ama Allah-u Teala sizin merdana bırakmamalıyım. Merdana mutlu yetmez. Aynen, çok oturup bir şey içeceğiz. İnşallah gelecek zaman. Evet, gelir gözüm üstüne inşallah. Başım üstüne. Size göre Diyarbakır'ın en acı sorunu nedir? İşsizliktir. İşsizlik. Evet. Sonra? Yani sonrasında... Bana göre huzur ortamadır yani, bilmiyorum yani. Biraz huzur eksikliği var sanki yani öyle. İnsanlar biraz çok rahattır yani öyle hani biraz daha tutucu olsa, biraz daha şey olsa, gece hayatları biraz kısalsa... Biraz ahlaki problem. Ahlaki problemler yani. Evet, onlar biraz şey olsa iyi olur sanki ama tabii insanlara bağlıyorum. Kendi kendine olmaz. İnsan bir şey diyemiyor. Kendi tabii kendine olmaz. Aynen öyle. Önce bizim bir şikayet etmemiz lazım. Sonra onu düzeltecek kişiye kimse onlara biraz geçiyor. Bireyseldir o, doğru diyorsun. Oturun bir şey ikram edeyim. Teşekkür ederim. Vallahi. Başüstüne. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun Allah, çok şükür. Allah'ın cümlesin. Allah'ın cümlesi daim edilsin. Amin, cümletin. Allah'ın nimetini artırsın. Amin. İşler nasıl? Yani söylememize gerek yok, malumunuzdur yani. Niye? Köşe başına kapmışsın. Köşe başına kapmışsın. Geçin kapı bir taraftadır ama. Köşe başı önemli, öyle de başkan önemli ama içeri, insanların içeri girmiyorsun. Bu malıda, boğazda kim? Evlenen yok doğrusu, altın alan yok. Niye şey? Yine de şükür halimize girelim. Bine satıyor. Para varsa bine satın da yok başına. Yok istesin. Sana da kalmadı. Allah yardımcımız olsun. Amin. O da yani bu evlilik çağında çocuğu olanlar gerçekten en çok onları kara kara düşündüren şey altın oldu. Bu bir yerden kalsa 500 lira, 600 lira para gelir. Bir şey değil. Allah yardımcımız olsun. Cümle. Bize de 3 tane para evlilik çağında bakalım. Allah size de amca olsun. Hadi. Hoş geçsin. Yani bak. Yani millet hepsi bakmadan. Kaçak acısı mı yazıyor? Yok yok, kaçak değil. Hiç saate bakmadan yani. Yazıyor 5 milyar, 10 milyar. Bu kadar faturan gelmiş. Sen öyle faturan var mı senin? Bizim akrabaların var, bizim var. Mesela bizim 100 milyon geliyordu, 500 milyon geliyordu. Sen telefonunu ver. Ben niye telefonumu ver? Ben genel konuşuyorum. Tamam genel, seninle oturacağız, konuşacağız. Yok ben size genel konuşuyorum. Tamam ben de var söylesin. Yok vardır mı? Bir soralım. Ya sen hepsini biliyorum. Öyle bu yalan. Bak. Sana ya konuşup korkmayın abi. Yalan mıdır bir de? Sen de konuş, sen de konuş. Kimse demiyor. Yok abi yok. Yok. Yani ben genel konuşuyorum. Başkan diyor ki sıkıntı varsa söyle. Sen, yok ben söyleyeyim. Ben sana genel konuştum. Ben genel konuştum. Genel konuştum. Herkese gelmiş. Ya bak bak. Ya söyleyin yalandı. Ne? Hani saate bakmadan 2 milyar 5 milyar yazmıyor. Valla 1 milyar 750 milyon para bana gelmiş. Sonra kişisel değil ki. Hassasım hadi ben nerede getirip vereceğim? Yani o... şey kaçakçılasın mı gelmeyecek? Yok yok fatura normal fatura 1 milyar 677 milyon. Geçen ayda 1 milyar 300 milyon ben getirdim borç ettim. Getirdim bana şey. Yani kahvedir adam kahve çalıştı akşama kadar çalıştı. İş yerine şey yaptı. 1 milyar geliyor ona bizimki 2 odadır elektrik sobasıydı. Bir yan mida o da yakmıyıkta. Gelmiş 1 milyar 677 milyon para gelmiş. Hadi biz bir nerede getirdi? Eve gelmiş. Başkanım 15 ha vallahi billahi geçen ayda 1 milyar 300 ev sosyalını da verdik. Sosyalın da verdiği 206 milyon para yardım yaptı. 500 gelir, 500 şey değil. Artar da. Valla biz yazmıyor. Valla biz suyumuzu da sobanın üstünden kaynatıyoruz. Çay suyu, başımızı yıkamanın suyu. Basit dedi telefonu sürüyor. Arada telefon bulursa size olsun. Yeter abramızı geçti. Yani valla gerçekten Cumhurbaşkanımız buna bir el atması lazım yani bu fatura şeylerle.
Sonra düşünemedim. Elektrikle ilgili bir rapor, aslanmış bir rapor. Evet. Onunla ilgili de biz daha önce defalarca çağrı yaptık. İnşallah öyle ümit ediyoruz ki bu çağrılar sonuç verir. Çünkü sadece biz de yani. Vallahi işsiziz daha, sadece, iş de yok. Sadece kendimize mal etmiyoruz. Çok işi böyle kıp otur alanı iş geçtirdik ama biz birkaç ay öncesinden bu konuda çalışmaya başladık. İnşallah öyle görünür ki netice verecek. İnşallah. Yani bu faturalarla yeni bir düzenleme yapılacak ama ne gelecek biz? Tabii olur mu olmaz mı? Onu zaman göreceğiz. Ama yani, biz bu işin peşindeyiz yani. Tek olmasın başkanım, hayat pahalı, bir var. Yok da, yok. Şey 100 milyonu kadar oldu, 500 milyon. Meyveyi bile artık, meyveye bile hasret kalmıştır. Ha, başkanım, bile bir pozisyona gelmiştir. Meyve, 15 yılda. Bize meyve alamıyor ya, siz alıyorsunuz belki. Ama biz alamıyor. Eyvallah. Allah alamıyor. Yatay gitmesi nasıl etkiliyor yani? Biraz bizi fark ettin mi sen? Bizi şimdi ne şu an iyi şu an yana geçmiş geldi. Yani neyin hep bağlı? Şarjını ne var? Dedim yedirdim yerim. Bir tatlaş olmamış. Çıkabilir. Yani iniyor yani. Dolar cese biz bunları indiriyoruz. Merhaba. Nasılsınız? Elhamdülillah. O fiyatlar çok oynak olduğu oynak, zaman... Oynaklık da var, sıkıntı oluyor. Şu an oynaklık yine biraz küçülmüş. Küçülmüş de yani çok, alıcı satışı şu an bekliyor. Evet. Çok arada çok fark vardı, o alış satışı da düştü. Daha önce 100 liraya kadar çıkmış da şu an 20-30 liraya kadar düştü. Ama tabii genel olarak hani fiyatlar yine yüksek altın olarak. Tabii döviz çaplı dövizin yüksek olması ona bir etkili var tabii. Bakalım inşallah hakkımızda hızlı... Sizin paranız altındı. Aynen. Doları altına sabitlediler, dediler bir ons altın 35 dolar. Aynen. Bir ons 31 gram 31, var. 31,5 dolar. Evet. Yani 35 dolar dediler sabitlediler. Şimdi 1800 dolar. Aynen. Yani biraz az gelirecek şimdi. Yani neticede o kağıt parayla aslında bizim altınımızı, gümüşümüzü, kömürümüzü, işte her şey altında, yerin üstünde işte pantolonumuzu, buğdayımızı, her şeyimizi alıyorlar. Aynen. Böyle bir kağıt veriyorlar bize. Biz de burada başlıyoruz. Sistem şey, kötü bir sistem. Bu sistem olduğumuzda şeyde işte biz karın tokluğuna çalışacağız. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Allah iyilik versin. Allah razı olsun. Arkadaşlara bir şeyler ikram edelim, bir katkımız olmuş olsun. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bilal. Şey yemek ya var mı? Nasıl işler? Yani ne kadar şey yapabiliyorsun? Beş tarafı ver. Şöyle. Mehmet Kurban babası. Hava açıyorsun. Allah bereket etsin. Hayırlı işler. Dışınızı da güzelleştir. İşlerinizi de bereketlendirsin. Amin. Ben ilk şey duyduğumda diyor, bir kişi kendi gelirinin üçte birini güzel kokusu için harcarsa caiz dedi. Ben şaşırmıştım. Üçte bir. Öyle mi? Evet. Bunu birçok gelen müşterilerden bazen içinde alkol var diye şey diyorlar. Ben işin o kısmına diyor güzel koku. Ben şimdi işin alkol kısmına bakmışım. Güzel. Bunu güzel yayma pahalı. Güzel koku. Güzel koku. Güzel koku. Güzel kokmak iyidir. Gelirinin o kadar... Yapamadığım iş dinleyici. Hem bize narak gibi yardımcıyız. Demek başvuru işler var. Başvuru işler şu dedi hani. Mesle gitti için. Otomotiv. Ve de bunu evvelen ne hükümet ona belediye. Her dışından ben. Bir sadece Murat telefonu kapıyor. Hakikaten hiç güzel değil mi? Selam aleyküm. Selam hacı abi, hoş geldin. Merhaba. Nasılsınız? Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Nasıl işler? Çok şükür vallahi. İyi diyelim, iyi olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu hasarlık döneminden millet böyle alternatif şeylere yöneldi. Size bir artısı olmadı mı?
Biz artış var ama pahalı bir kimse alamıyor. Her şey hiçbir şey edilmiş. Geçen ben de istedim bir tane o hindi getirdim. Bir de 35 lira. Sen başa veriyorsun. Ben 25'e veriyorum. Bu yüzden veriyorum. İnsanlar halka hizmet alıyor. Bir şeyiz var. Işte Allah razı olsun. Sağ olasın abi. Hadi işte. Çok teşekkür ederim. Başımız. Allah bu kadın var. Eker dönüyor mu? Bıraksana dönecek. Kim bıraksın? Daha doğrusu piyasalar çok oluyor bizim genelde. Piyasalar çok oluyor. Evet. İlaç mülaç var mı? Sende şey mi? Yok, güzel ilaç yok. Yani öyle şey yok değil mi? Evet, Mustafa. Biz de yapıyoruz. Ben getiriyorum daha iyi. Yani aslında eğer bazen eş olunca Allah-u Teala iş için toplantıya getiriyor. Getiriyor. Olur. Peki, kardeşler. Olur. Sağ olun. Sen bekar mısın? Bekar mısın? Bekar mısın? bu projemizden dolayı emin ol, yani ben diyorum ki yani bu gençlik arasında ses getirecek şeydi ve biz bunu samimi söylüyoruz. Bizim ciddi bir de somut bazı önerilerimiz var. Mesela, pek çok kişi bilmez bunu ama şu anda Türkiye'de mirasçı bırakmadan ölen, bekardı, evlenmemiş, çoluk çocuğu yoktu, öldü. Onu malı devlet yapar. Yakın akrabası olursa devlet yapar. Biz diyoruz ki, o gibi durumda olanların malını bir yerde biriktirir, evrenin ön gençleri verir. Valla güzel olur. Bu tür parti programı da yani. Yetmez diyoruz, o fona başka kaynaklar da aktarır. Gençleri de gönderir. Gençler evlenirse hayatlar düzenine girer. Hayatlar düzenine girerse, ben inanıyorum ki, bütün toplum bundan olduğu mahalle etkiler. Bekarlık çok olan topluma, yaşı ilerlemiş bekarlık çok olan bir topluma, gelen anlamda huzurunda bir şey olur. Yani istenmeyen bozulumda yaşıyor. Sen nasıl? Senin elhamdülillah çok şükür idare ediyorum. Şükür ederim. Ne yapalım? Allah şükür etmez ne olacak? Kime? Olan nimetini yaptın. Amin. Allah razı olsun. Çok şükür ederim. Allah razı olsun. Rabbimizin gibi temiz insanları başımıza getirir inşallah. Yasal durum çok iyi diye biliyorum. Çok kötü. Çok kötüydü. Ama biz de diyoruz ya, bir şükür etmekten başka elimizden gelen bir şey yok. Biz de şükür etmeye çalışıyoruz. Yoksa Allah-u Teala yardım etsin. Harbiden gidişat hiç açıcır değil. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Şükür olsun. İşinize engel olmadınız. Yok, hiç sıkıntı yok. Allah razı olsun. Bir şey ikram edelim. Yok, sağ olun. Allah razı olsun. Durumunuzu halinizin sonuna geldik. Valla halde yok şu anda. Çok kötü olan var mı? Çok yiyem diyen oldum ya ben. Ya mesela bir tanesi öldü dedi, valla ben de öldü, ben gıda satıyorum, biraz mecbur da bir şeyler var, ben yiyeceğim. Genel olarak bakmak lazım, yani bir iki kişiyle olacak bir şey değil. Genel olarak nasılsa... Bazı sektörler bu kriz döneminde daha iyi durumda. Ben abi böyle bir şey söyleyeyim, sektörün bir önemi yok. Yani ben iyi olsam, ben baktığınız zaman herkesin bir morali bozuyor. Yani ben iyi olsam ne olacak abi? Yani herkese bir tırganlık, bir sıkıntı var yani. Doğru. İnşallah sizlerin yardımıyla bunu inşallah atlatacağız abi. İnşallah. Ama hiçbir şey kendinden olmadı. Biz durdururken bu hale gelmedi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah nasılsın? Vallahi iyisin. Teşekkür ederim. Sağlıklı yerinde inşallah. Allah da iyisin. Merhaba efendim. Sağ olun. Merhaba. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Şükürler olsun. Siz nasılsınız? Vallahi iyisin. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor işte? Şükürler olsun. Ekmeğimiz şükür abi. İyi. Allah ekmeğinizi bereketlendirsin. Bir şeyler ikram edeyim. Başarılı. Daha çok baharat bir şey mi? Bizim baharattı, kuru yemişti. Ondan sonra... Yeterim yeterim. Telefon durumu iyi değil. Vallahi biraz sıkıntı var yani. Yolda arkadaşım bir diyar diyor. Biz çoluk çocuğunu bir meyveye hazır kaldık. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Uçmuş gitmiş. Artık tezgahların önünden geçerek seyrediyorlar abi. Geçen bir market sıkıntısı baktım. İthalımız yazıyor 37 lira. İthal değil mi? Evet. 37 lira. Evet. Ya ne oluyor ya? Sordum işte. Gibi sordum. Artık bizim de geçelim başkanım. Armut dedi, armut değil mi? Ne yapayım? Gençlere iş, nasıl bir eş? Bir yerde de... Ne verir mi? Valla bir yerde de uçuyorlar ya. Uçmuş da. Değil. Bir de elimiz zorlaşıyor. Biz diyoruz ki biz bir fon kuracağız. Maddi durumdan dolayı önce gençlere öğrendirmek için.
Bu herkes diyor, gençlere diyor şimdi. Diyorsun gençlere diyor iş. Aşk eş. Başkanıma bir şey söyleyeyim. Gençlere yok. Özürüz ki öğrenciyken gençler almak istiyorsa evli yurtları kurmuyor. Bir artı bir. Daha öğrenciyken almak isteyen bir evlensin. Yurt veriyorlar. Devlet veriyorlar. Sayın Başkanım, sadığınız var ki işlenen bir tane çocuk var. Evet. Ben bakmaz o kadar değilim. Ürünümüz de yok. Tek bir mutluğa eski yanımda da. Durumun yok da kalmadı. Mümkün sağlık. Meslekleri var mı? Meslekleri var. Nedir? Fırıncıydı. Ama iş yok. Haberli oğlum bir tane şeydi. Kapatmış. Bu yoktur. Bağlıydı. Kapatmış. En mümkünse onu gökçü yaparsa memnunum. Çokçu yaparsa memnunum. Polis yaparsa memnunum. Ben yine işine güle verirse memnunum. Hadi geldin burada. Amin. Are orası bu fazer artık bu evler orası. Sardı şekilde bakın. Hayda bak. Böyle marabella halimle ne ne tahal. Baş açısı. Geç gün normal şartlarda. Ben şeyleri şeyler yedim. Zikir olmak adına devam. Yok. Parmakla pasaklanır. Kuru yemiş kahvesi. Saat 11'de size özel yapıyorum başkanım. Hem başkanım size başkanım. Matike ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Evet. Saat için yani. Saat için. Salavat mı çekiyorsun onunla? Yusuf, bana sana şeker Yusuf. Aferin. Eyvallah. Başkanım, elemanlarla bir fotoğraf çekebilirsin. Mehmet. Bir şey yapamaz. Bir şey yapamaz. Bir yol oynadılar. İnşallah araba getirdiler. Kendin arasında olsa giderim. Baba gitti, anam gitti, ablam gitti, bilmiyorum ne yapacağım bu yani. Vallahi ben aklıma kadar ya bir ekmeği ya çıkarayım ya çıkarayım. Allah yardım etsin. Allah olsun. Ne satıyorsun? Çorap mı? Çorap satıyorum. Peçet satıyorum, boya yapıyorum. O da hiç yok yani. Şimdi kasaba gözlü kuyruk ve yok kuyruk. Et 70 lira kuyruğu. O da hemen hemen aynı. Yani faraz yani. Etten daha pahalı. Sonra bir kapanma geldi. Bütün dedi kuyruk ne kadar? Et ne kadar diye etten 5 kuyruk dedi kuyruk 35. Kuyruk daha da bundan sonra. Lokantalar kapanmış. Allah sana kadar etsin. Allah sana kadar etsin. Sizden razı Allah ekle yolunu vermez. Siz bu kuyruklar kaç kişi alıyor burada biliyorsun? Kimden alıyorsunuz? Ben Şaban'dan alıyorum. E diyorlar bütün bölgenin bütün kuyruklarını bir tanesinden adam topluyor. Sonra millete böyle kadın kadın az az bir maksat böyle tatlıyorsun sen. Yok kemerciler alınca onlar bize kolları yok. İp bize koyuyor. Kötü olduğu zaman onu çıkarıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Faturasını canımız yakıyor. Ne kadar? Kaçtan kaç? Yani hepsi tek tek ne oluyor? 260 liradan 150'den 200'e, 200'den 500'e. 260 liradan 840 verildik faturası. 260-840. Yani bir de yazın ben klima açmıyorum. Bir de yazın klima açacak olsam herhalde faturam kiramla yarışır. Hani 2700 lira kira diyorum. Yazın bir klima açmaya kalksan 2000 lira. Geçmesin. Yani bilmiyorum ne yapacağız biz de biliyoruz başkanım valla. Allah sağ olun efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun. Sen küçük esnafla ilgili olarak faturalarında yeni bir düzenlemeye gitmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Yani olması lazım yoksa gerçekten esnaf kapatmak zorunda kalacak. O konuda her taraftan baskı gelmeye başladı. Kira kadar elektrik faturası ödüyorlar. Esnaflar işi çıkarma mecburiyetinde kalıyorlar. Küçülmeye gidiyorlar mecbur olarak. Yani birçok esnaf biraz mağdur. Biz de aynı şekilde mağduruz. Yani Allah hayırlı bir kapı açsın istiyoruz. Amin. Vallahi zor bir yerden geçiyoruz. Size gören büyük sıkıntı ne? Bize göre Diyarbakır ya da Türkiye. İşsizlik gençler işsiz. Evet. Üniversite mezunları hep boşta. Atıyorum adam yurt dışında veya İzmir'de, Ankara'da 15 yaşında, 20 yaşında cebinde bir pahalı telefonlar var. Aman da hiçbir sözüm yok. Bizim buradaki gençler 4 yıllık üniversite mezunu. Cebinde 10 lira para yok, bir arkadaşla bir çay içebilsin. Veya bir yere gidebilsin. Hani biz bunu gençken yapamazsak yaşlandıktan sonra zaten yapamayız. Biz böyle gençken yapacağız, gezeceğiz, doğaya gençken gezeceğiz. Gençken para yok, yaşlanınca zaman yok. Ya zaman yok, gençken imkan yok, fırsat yok. Yani imkanlar sağlansın gençler. Gerçekten çok üzgün. Ben okul okumadığıma pişman değilim. Mesleğim var çok şükür. Evet. Ama okul okusaydım, bu gençler kervana ben de katılsaydım gerçekten insan akın akın yurt dışına gitmek istiyorlar gençler. Yani bu gençler gerçekten durdurulmalı. 25 zam geldi. Elimizde bir şey yok. Yani sen aynı safiyatı yapsan 200 lira. Aynı safiyatı şey... bak geçen ayın buradadır. Ama geçen ayın bak burada, buraya evet. 210 milyon. Evet.
Ha bu ay geldi 525 milyon. Tamam 525 milyon. İşte şey diyorum yani sarfiyat aynı olsa bile... Aynıdır, sarfiyat aynıdır. İki, katın, şey yok. İki katından fazla ben aşıyor. Ben 40 senedir bu dükkandayım, bu lambalarımdır, bu elektrikimdir. Başka bir şey yok ki. Geçen ay kaç kilovat kullanmış, bu ay kaç kilovat kullanmış. Aşağı yukarı yani aynıdır. Aynıdır he? Aynıdır. Yani iki katı geçmiş. Zam %125'e gelmiş. %125 zam gelmiş. %125. Sen aynı sarfiyatı yapsan 200 lira fatura 450 lira olacak. He. %25 demek budur. Doğru. Yani şimdi biz aslında Temmuz ayından beri memleketin farklı bölgelerinde dolaştık. Biraz bir ara verdik. Bir COVID-19 rahatsızlığı nedeniyle bizim testimiz pozitif çıktı. Bir müddet bir ara verdik. O aradan sonra ilk startı buradan Diyarbakır'dan verdik. Bu arada elektrik faturaları gündemde, esnafın gündeminde de en yoğun olarak elektrik faturaları var. Biz de girdiğimiz yerlerde elektrik faturalarını sorduk. Tüketimleri artmadığı halde faturaların iki kattan fazla arttığı yönünde şikayetler geldi. Bu genel bir şikayet. Hükümetin bu konuda bir adım atması lazım. Yani ticarethanedir diye bu küçük esnafın elektrik fiyatlarına yapılan %130'a yakın zam gerçekten esnafı ciddi anlamda etkilemiş. Bu konuda hükümetin yeniden bir hesaplama içerisine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce çağrılarımızı yaptık, bunu yineliyoruz. Piyasadaki durgunluk devam ediyor. Hayat pahalılığı gerçekten ciddi şekilde esnafın cirosuna da yansımış durumda. Belki gıda maddeleri satan yerler yine satış yapıyor cirolarında. Düşüş olmakla birlikte. Fakat fiyatlar gerçekten çok yüksek. Millet gıdaya ancak yetişebildiği için diğer konularda farklı ürünler satan esnafın bu konuda şikayetleri daha fazla. Yani gıda ürünleri satanlara göre. Asgari ücrete önemli bir zam yapıldı. 4250 liraya çıktı asgari ücret. Bu asgari ücret belki gıda fiyatlarıyla yani özellikle dar gelirli insanların daha çok paralarını harcadığı kalemlerle kıyaslandığında belki asgari ücretin 3000 lira olduğu döneme göre şu anda daha satın alma gücü daha düşük. Yani işte açlık sınırının altına düşmek üzere yani açlık sınırı asgari ücret civarında bir şey çıktı. Şu anda onu da geçmiştir. Sadece belli periyotlarla yani işte biz asgari ücrette zam yaptık bir sene sonra yeniden asgari ücreti biz konuşalım diye beklememek gerekir diye düşünüyorum. Bunu güncellemek lazım. Yoksa vatandaşın tenceresi kaynamazsa huzursuzluklar büyüyecek. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun haricinde yine özellikle esnafın dile getirdiği hususlardan bir tanesi de huzur meselesiydi. Millet huzur istiyor. Huzuru kaçıracak olan insanlar veya huzuru kaçıracak davranışlarda bulunanlar. Bu vatandaşın sesine bizim tercüman olmamız dolayısıyla bunu bir kez daha duysunlar ve konuştuklarına dikkat etsinler, attıkları adımlara dikkat etsinler. Kimse bu milletin huzurunu kaçırma yönünde herhangi bir teşebbüste bulunmasın. Esnafla ilgili genel olarak bunları söyleyebilirim. Şimdi elektrikle ilgili evet şu anda küresel çapta bir enerji krizi var. Daha doğrusu enerji fiyatlarıyla ilgili bir yükseliş var. Türkiye'de enerji konusunda dışarıya bağımlı. Eğer siz petrol yani fosil yakıtlardan ve doğal gazdan elektrik üretiyorsanız dışarıda gaz ve petrol fiyatları artınca içeride de elektrik fiyatları artacak kaçınılmaz olarak. O yüzden ucuz enerji elde etmenin bir yolunu mutlaka Türkiye bulmalı ve daha çok da yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmek gerekiyor. Güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi bunlardan elektrik üretme konusunda Türkiye biraz daha fazla yatırıma yönelmelidir. Bir de biz başından beri bir şey söylüyoruz. Eğer siz ihracatınızı artırmak istiyorsanız, eğer siz dış ticaret açığınızı kapatmak istiyorsanız mutlaka siz üretim maliyetlerini aşağıya çekmeniz gerekiyor. Üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesinin yollarından bir tanesi de üretimin önemli girdilerinden birisi enerjidir biliyorsunuz. Enerji maliyetlerini aşağıya çekmeniz gerekir. Bu konuda da bazıları çok yüksek sesle itiraz ediyor ama nükleer enerji eğer usulüne uygun bir şekilde yapılırsa, elde edilirse aslında en temiz, çevreyi kirletmeyen ve ucuz enerjilerden bir tanesidir. Bu konuda da Türkiye adımlar atmalıdır diye söylüyoruz. Eğer enerji fiyatları aşağıya çekilirse veya enerjide siz dışa bağımlılıktan kurtulursanız
bu gibi dönemlerde, yani küresel çapta enerji fiyatlarının arttığı zamanlarda siz kendi vatandaşınızı, kendi esnafınızı veya sabit gelirli vatandaşlarınızı enerji fiyatlarının altında ezmeden işi götürebilirsiniz, o dönemleri atlatabilirsiniz. Bizim buradaki çağrımız daha bugün değil. Yani parti olarak yola çıktığımız günden beri 10 yıldır biz bunu söylüyoruz. Enerji maliyetleri mutlaka aşağıya çekilmelidir ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda daha fazla yatırım yapılmalıdır. Yani sadece siyaset dünyasından birileri değil. Birisi sanatçı kimliğiyle, birisi milletvekili kimliğiyle, birisi bir işte gazeteci kimliğiyle ya da başka bir kimlikle, hatta birisi belki alim kimliğiyle ortaya çıkıp Müslümanlara ve onların inancına hakaret etmeyi kendisinde o cüret olarak kendisinde bunu görebiliyor. Yani buna cüret edebiliyor. Ve bunu fikir özgürlüğü ya da işte ifade özgürlüğü olarak tanımlayabiliyor. Hiçbir ifade özgürlüğünün tanımında başkasına, başkasının inancına hakaret etmek olamaz. Evet, siz birilerini eleştirebilirsiniz ama birisi bir şey, bir insanın veya bir grup insanın inancıysa siz ona hakaret edemezsiniz. Böyle bir hak yoktur. Kanunen de bu suçtur. Herhangi bir insanın kutsalına küfretmek, hakaret etmek doğru değildir. Meşru bir hareket tarzı değildir. Birileri İslam'dan çok öncesindeki o cahiliye dönemindeki zihni yapılarını ilericilik olarak görüp İslam'ı da gericilik olarak yaftalıyorsa onun aklına veya onun vicdanına hitap edecek durumda değil. Çünkü yoktur. Ne vicdan vardır ne de akıl vardır. Çünkü onlar İslam öncesi o karanlıktan insanları çekip kurtardığını bilmiyor. Çünkü o sadece batının kafasıyla düşünüyor. Çünkü o sadece batının değerleriyle ve batının paradigmasıyla düşünüyor. Ona göre batıda işte kilisenin uygulanmış olduğu bir mezalim vardı. Engizisyon zulmü vardı. Orada bir aydınlanma çağı dedikleri bir çağ başladı. Ve kiliseye karşı bir hareket Avrupa'yı bugünkü bulunduğu noktaya getirdi. Ama onlar bilmiyor ki İslam'ın orta çağı yoktur. Batı o karanlıklar içerisinde, o zulümler içerisinde, o cahillikler, cehalet içerisinde pençeleşirken, debelenip dururken, türlü türlü zulümler yaşanırken İslam bütün dünyaya medeniyet, bütün dünyaya hürriyet, bütün dünyaya insanlık üretiyordu. Tabi bundan habersiz olduğu için kendi tarihinden, daha doğrusu kendi atalarının tarihinden, onun tarihi yok çünkü o kendi tarihinin batıda olduğunu zannediyor. Bu gibi insanlara sadece zavallı diyesim geliyor. O zavallı halleri sanki dermansız bir, tedavisiz bir hastalık gibi Allah şifa versin.